Viral replikasyon hakkında artık bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi litik ya da lizogenik sınıflandırmasına pek de uymayan özel bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte bugünkü videoda da bundan. Yani retrovirüslerden bahsedeceğiz. Retrovirüsler. Öncelikle retrovirüsü biraz yakından inceleyip onu diğer virüslerden ayıran özelliklerin ne olduğunu görelim. Retrovirüslerin RNA genomu taşıyan zarflı virüsler ve diploid olan tek RNA virüsleri olduğunu söyleyerek işe başlayalım. Zarflarının içinde 3 tane özel protein taşırlar. Şimdilik bu proteinlerin 3 tane olduğunu bilmeniz yeterli. Ayrıntıları biraz daha sonra vereceğim. Bildiğiniz gibi zarflı virüslerin hücrelere girmesi iki şekilde gerçekleşir. Birincisi reseptörleri kandırarak ya da bilimsel adıyla reseptör bağımlı endositoz. İkincisi de doğrudan füzyon yoluyla. Mesela buradaki e, HIV retrovirüsünü kullandığımız örnekte gördüğümüz gibi HIV hücreye doğrudan füzyon yoluyla girer. Nükleokapsid hücre içine girdiğinde Mor kapsidin çözülmesiyle sonuçlanan bir aşamadan geçer. Proteinleri de unutmadan hemen çizelim buraya. Evet, kapsidin içinde bulunan proteinleri buraya da çiziyorum. Kapsit çözülünce kapsidin içindeki her şey serbest kalır. İlk özel adımın bir anda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kırmızı proteinin adı ters transkriptazdır. Ters transkriptaz Ters transkriptaz RNA'nın üzerine yerleşerek RNA'yı 5 üssü uçtan 3 üssü uca doğru okuyarak şekilde pembe ile gösterdiğim tamamlayıcı diğer adıyla komplementer DNA'yı oluşturur. Normalde DNA'dan RNA sentezlenir ama burada RNA'dan DNA sentezlendiği için bu olaya ters transkripsiyon denir. Arkadaşlar, ters transkripsiyon ortaya çıkan DNA tamamlayıcı olduğu için buna da İngilizce'de tamamlayıcı anlamında kullanılan komplementerinin yani komplementerin baş harfinden e, esinlenilerek cDNA adı verilir. cDNA, ters transkriptaz yeni cDNA dizisini okur ve tamamlayıcı bir iplik oluşturur. Kodları aynı olduğundan bu DNA iplikçikleri birleşerek çift sarmal bir DNA molekülü meydana getirirler. Bundan sonra sahneye integraz çıkacak. Integrazı da buradaki mavi noktacık olarak düşünelim. Integraz diğerlerine göre nispeten biraz daha kısa olan 3 üssü uçları kısaltacak. Görmesi biraz güç olabilir ama bu iplikçiğin 3 üssü ucu bulun, e, bulunmaktadır ve buradadır. Bu kısımlara bağlanan integraz çiftlenmemiş DNA çiftlenmek isteyeceği için yapışkan uçları olacak. İntegrazın bu ucu birdenbire ortadan kaldırdığını da unutmayalım. Buradaki RNA'ya ne olduğunu merak ediyorsanız da normal ribonükleaz tarafından bozunduğunu yani ortadan kalktığını söyleyebiliriz. İntegraz bu yolu izleyerek HIV DNA'sını konak DNA'ya entegre eder yani birleştirir. Bu arada eğer bu şekli doğruluk payı çok yüksek olacak bir şekilde çizseydim bunun bir çekirdeği olması gerekirdi. Çünkü HIV retrovirüsü çekirdeği olan ökaryot hücreleri enfekte eder. Yani genoma ulaşmak için çekirdek zarından geçer ve integraz burada viral DNA'nın konak DNA ile birleşmesini sağlar. Bunun çift sarmal olduğunu bilmelisiniz ama çizimi daha kolay olsun diye buraya bir çizgiyi çiziyorum. Evet. Bu viral DNA ve bu aşamaya provirüs aşaması deniliyor. Provirüs aşaması. Şu ana kadar tüm bunların daha önce bahsettiğimiz lizogenik döngüye çok benzediğini fark etmiş olabilirsiniz. Ama bu noktada lizogenik döngüden farklı olarak bu hareketsiz ya da latent olmayacak. Yani retrovirüsler tipik lizogenik virüslerin sahip olduğu baskılayıcı gene sahip değildir. Ve konak DNA transkripsiyonu yani kopyalanması gerçekleştiğinde bu da aktif olarak kopyalanır. Konak hücre bunun normal DNA olduğunu düşündüğü için RNA sentezlemeye devam eder. Hücrenin bunu normal dışı bir durum olarak algılamadığını göstermek için buna viral mRNA demek istiyorum. mRNA çekirdekten çıkar ve viral RNA'lar artık hücre sıvısındadır. Az önce de söylediğim gibi viral mRNA'nın çekirdekten çıkıp sitoplazmaya geçtiğinde normal bir RNA gibi göründüğünü bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Bunlardan bazıları kapsit proteinlerini yani ters transkriptaz, integraz ve daha henüz bahsetmemiş olduğumuz proteaza dönüşürler. Evet, buradaki yeşil protein de proteaz. Proteazın ne yaptığı konusunu biraz sonra anlatacağız ama bu aşamada ortaya çıktığını bilmekte fayda var. Artık kendi kendilerine yeni virüsler oluşturmak üzere bir araya gelebilecek tüm malzemelere sahibiz. Oluşan virüslerin RNA'sı, ters transkriptazı, integrazı ve proteazı vardır. Ama bir şeyin eksik olduğunu yani zarflarının olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bunun için kendilerine olgunlaşmamış virüsler diyoruz tipik litik döngüsündeki gibi zarı yarıp açmazlar. Hatta zardan faydalanırlar. Virüsler bu şekilde zara yaklaşır ve tomurcuklanırlar. Tomurcuklandıklarında da bu kısım zarf, zarfları haline gelir. Proteinleri yine unutmuşum hemen çiziyorum. Az önce bu virüslerin henüz olgunlaşmamış olduklarından bahsetmiştim. Başka hücreleri enfekte etmeden önce bir şekilde olgunlaşmaları gerekir. Bunu sağlayan ise Virüs bir başka hücreye girip de bu döngüyü baştan başlatmadan önce diğer proteinleri tamamen fonksiyonel hale getiren proteaz proteinidir. Gördüğünüz gibi retrovirüslerin replikasyonu geleneksel virüslerin replikasyonundan biraz daha karmaşıktır. Lizogenik ya da litik değildir ve bu ikisinden de bazı parçalar içerir.